Gürültü yaptıysak çok özür dileriz. Yeni bir amfimiz var. 10 desibelde kalmak yerine 11'e çıkabiliyor. Ölüm perisini getirecek ses düzeyine çıkmak yerine vampir ses düzeyinde kalsanız daha iyi olur. Bu evdeki bazı canavarların huzur ve sessizliğe ihtiyacı var. Galiba çalışma yapmak için gerçekten daha iyi bir yer bulmamız gerekiyor. Ürküleleni onarmadan çalışma yapmamız pek de mümkün olmayacak. Hiç yedek telin var mı? Yok galiba. Ama çatıda Dieter amcamın eskilerinin arasında olabilir. O bu ürküleleyi çalmaya bayılırdı. Gidelim. Hayır, belki de. Oh, bir tane buldum. O bir ürkülele teli değil ki. O 400 yıllık bir koca ayak spagettisi. Oh, leziz. Bakalım belki burada. Oh, hadi bakalım. Bir ürkülele teli. Oh, yanılmışım. Bu bir hayalet uçurtma. Biraz yardım alabilir miyim? Lütfen. Belki de arama işini bize bırakman gerek. Bence burada tel vardır. Bu Dieter amcamın eski sandığı. Yakaladım. Vay be, o da ne? Bundan emin değilim. Ama evimize benziyor. Evet, bunu çözmek kolay. Bunlar perili evin planları. Planları mı? Evet, evdeki her odayı gösteren bir harita gibi yani. Bakın, bu bizim mutfağımız. Yatak odam ve de kapalı yüzme havuzu. Bizim kapalı yüzme havuzumuz yok ki. Ama ev planımızda öyle görünüyor. Bekleyin, bu odalar da ne böyle? Paranormalkiler, kurt adamini ve X-ray'ler odası mı? Bu geçen hafta olan bilim projem için pek işe yarardı. Başka bir tane daha var. Canavar müzik salonu mu? Kulağa çok ruhdeşem geliyor. Biliyor musunuz? Bu gördükleriniz sihirli planlar olmalı. Dieter amca evin daha iyi hale getirilmesi için gizli odalar eklemiş. Yani o yüzden mi ortaya çıkıverdiler? Çok doğru. Odalar ihtiyaç duyulunca ortaya çıkıyor. Mesela benim yüzme yeteneğimi göstermek için o kapalı havuza gerçekten ihtiyacım var. Bizim de şarkılara çalışmamız için daha iyi bir yere ihtiyacımız var. Evim sahiden benim düşündüğümden